Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde namazın sünnetlerine başlıyoruz. Metnimiz Nurul İzah ve onun şerhi olan Merakül Felah. Eddersü sebi'u ve sittun 67. ders. Sünenü salah. Namazın sünnetleri bir. 1. Vahiye namazın sünnetleri ihte ve hamsun elli bir tanedir. Raf'ul yedeyni li tahrimeti tekbir için elleri kaldırmak. Hiza el kulakların hizasına kadar li raculi erkekler için geçerli bir şey. Ve hiza el lil mer'eti kadınlar için de omuz hizasına kadar. Ve neşrul esabi'i parmakların e, neşredilmesi yani açık tutulması ve mukaranetu ihramil muhtedi cemaatin cemaatin tekbirinin yakın olması ya da beraber olması li ihrami imamihi imamın tekbirine yakın olması ve vedur raculi yedehul yumna alel yusra erkeğin sağ elini sol elinin üstüne koyması tahte surratihi göbeğin altına gelecek şekilde iki elini koyması ve sıfetul vada'i, koyuş sıfatı yani koyuş keyfiyeti nedir? Koyuş şekli nedir? En yec'ale batine keffil yumne sağ elin içini sağ elin içini ala zahiri keffil yusra sol elin dışına gelecek şekilde koyması muhallikan bil khinsari vel ibhami aler rusghi, bilekleri baş parmak ve küçük parmakla kavrayacak ve halka yapacak şekilde halka yaparak ellerini bu şekilde koyması. Ve mer eti mer'eti kadının ellerini koyması ala sadriha göğsüne min gayri tahliqin, halka yapmadan koyması. Evet ana metin bu şekilde. Şimdi şerhine geçiyoruz. Öncelikle bir açıklama var sünnetin hükmünü açıklıyor. Min ahkemi ehkemi, ehkemi sünne sünnetin hükümlerinden yani sünnetin hükmünün ne olduğu konusunda en sağlam görüş şudur. Enne terkehe sünneti terk etmek la yufsidu salate namazı bozmaz. Ve la yucibu sucudes sehvi sehiv secdesini de gerektirmez. Gayra ennehu şu kadar var ki yokunu musian iza terakehe amden amden yani kasten sünneti terk eden bir insan müsi olur yani burada e, günah manasına da gelir hata manasına da gelir ama günahın daha e, alt dereceleri bir hata manasında ya da bir ziyan e, kaybetme manasında zarar manasında düşünebiliriz sünneti kasten terk eden bir insan zarara uğrar kaybeder bir hata yapmış olur. Vel ise etu, buradaki isaid ise müsi kelimesinin e, aynı e, müsi kelimesiyle aynı kökten gelen bir e, kelime ise ise yani kötülük yapmak, zarar vermek, hata etmek ehafu minel keraheti hüküm açısından kerahet derecesinden daha hafif bir şeydir. Yani mekruhluktan daha aşağıda daha hafif bir hükümdür ve bu ala sünneti işleyen kişi sevap kazanır ve yulamu ala terkiye onu terk eden kişi de kınanır. Evet sünnetin hükümleri kısaca bu şekilde. Vahiye namazın sünnetlerine gelince ihde ve hamsun bunlar 51 tanedir. Takriben takribi yaklaşık olarak bir rakam daha az daha çok da olabilir. E, saymaya göre değişebilir bu yani nu sünnettir. Raf'ul yedeyni elleri kaldırmak. Li tahrimeti tekbir için tekbir alırken. Hizâ'l uzuneyni kulakların hizasına kadar. Li racul erkek için geçerli bir şey. Erkeğin böyle yapması sünnettir. Di enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Kâne izeftete has salâte. Efendimiz namaza başlarken kebbara tekbir alırdı. Sünme rafa yediği, sonra ellerini kaldırırdı. Hatta Yuhaziye bir ibhamihi üzü neyi? Baş parmaklarıyla kulaklarının hizasına varıncaya kadar, baş parmakları kulaklarının hizasına varıncaya kadar ellerini kaldırarak tekbir alırdı. Sünme yapılı, sonra da derdi ki Allahın me ve bir hamdik. Yani baş parmaklar kulak hizasına kadar kalkıyor. Değmesi şart değil, o hizaya kadar kalkması yeterli. Sonra tekbir alıyor ve Sübhaneke okuyor Efendimiz. Ve raf ol yedeyni elleri kaldırmak, hiza el menki beyni, omuzlara kadar kaldırmak, lil mer eti kadın için geçerlidir. Kadının böyle yapması sünnettir. Ales sahih, sahih olan görüşe göre bu böyledir. Li enne zira ayhe, çünkü kadının kolları, bilekten dirseklere kadar olan kısmı avratun avrettir yani namazda örtülmesi gerekir ve mebnehu bunun bina edildiği şey nedir? dayanak noktası ya da fikir nedir? ales sitri tesettür konusudur. Yani kadının namazda tam tesettürlü olabilmesi için ellerini çok yukarı kaldırmaması lazım. Kaldırırsa kolları açılır. Bu da namazı bozmasa bile e, namazın derecesini düşürebilir. Ve ravel hasenu, Hasan rivayet etmiştir. Burada tabi Hasan deyince Hanefi fıkıh kitaplarında genelde e, İmam-ı Azam Hazretlerinin talebesi Hasan bin Ziyad anlaşılır. Onun rivayet ettiği bir şey var. Şöyle ki, ennehe terfa'u kadın hize üzüneyhe. Kulaklarının hizasına kadar ellerini kaldırır. Onun da öyle bir görüşü var. Yani omuzlara kadar değil bu şekilde kulaklara kadar kaldırır diyor. Ve yusennu sünnettir aynı şekilde. Neşrul esabi'i parmakların e, açılması, parmakların arasının açılması. Ve keyfiyetu bu nasıl olur? Keyfiyeti nasıldır? Elle yadumme ve dam parmakları büsbütün bitiştirmemek. Yani bu şekilde bitiştirmemek. Ve la yuferrice Kulle tefriç. Tamamen de büsbütünde açmamak. Bu şekilde açmamak. Bel yetrukuhe ala halihe menşuraten. Olduğu gibi bırakmak. Yani elleri kaldırınca şöyle ellerin normal duruşu neyse bu şekilde yapmaktır sünnet olan. Li'ennehu sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü Efendimiz kâne izâ kebbara tekbir alırken rafi'a yedeyhi ellerini kaldırırdı. Neşiran esabi'ahu parmaklarını normal şekilde ayırmış vaziyette. Ve yusennu sünnettir. Nukaranetu ihramil muktedi. Muktedi cemaat demek. imama uyan demek. İmama uyan kişinin e, tekbiri, ihram burada tekbir manasında. Başlangıç tekbiri. Başlangıç tekbirinin yakın olması, beraber olması. Li ihrami imamihi. İmamın tekbirine yakın ya da onunla beraber olması. İndel imam. imama göre böyledir. Daha önce de dediğimiz gibi Hanefi fıkıh kitaplarında imam dendiğinde sadece imam dendiğinde imam azam akla gelir. Li kavli sallallahu aleyhi ve sellem çünkü efendimizin şu beyanı var. İza kebbera fe kebbiru. İmam tekbir aldığında siz de onunla beraber tekbir alın. Li enne ize buradaki hadisteki iza tabiri iken demek, esnasında demek, o zaman demek, o anda demek. Lil vakti, vakit içindir. Hakikaten, hakiki manada bir vakti gösterir yani. İze, imam tekbir alırken, aldığı esnada, aldığı zaman siz de tekbir alın. O zaman e, cemaatin tekbiri, imamın tekbiriyle beraber olacak manası çıkar. İmam-ı Azam böyle bir netice çıkarıyor. Ve indehume, İmam-ı Azam'ın iki talebesine gelince, İmam Muhammed, İmam Ebu Yusuf'a göre... Da'de ihramil imam, imam tekbir aldıktan sonra cemaat tekbir alır diyorlar. Ceale bu iki imam el fe'e li takib f fe harfini fe'yi takibi olarak almışlar. Takip fe'si yani şuradaki fekeb biru ifadesindeki f harfini takip fe'si olarak değerlendirmişler. Buna göre imam aldıktan sonra siz alın diye anlamışlar hadisi şerifi imam alsın sonra hemen arkasından müteakiben siz alın manasında anladıkları için cemaat imamdan sonra tekbir alır demişler. Ve la hilafe fil cevazi ale sahih sahi olan görüşe göre bu görüşün uygulanmasında yani imamdan sonra tekbir almakta da herhangi bir problem yok. Bunun cevazı konusunda ihtilaf edilmemiş. Ya da burayı şöyle de anlayabiliriz. İmamla beraber tekbir almanın cevazı konusunda da herhangi bir ihtilaf yok. Yani alırsa bu şekilde tekbir geçerli olur. Dolayısıyla namazda geçerli olur. Namaza herhangi bir zararı olmaz. Ve yusennu sünnettir. Ve adu'r raculi yedehul yumne. Erkeğin sağ elini koyması sünnettir. Alel yusra sol elinin üzerine tahte surratihi bu iki elini de göbek altına koyması sünnettir. Zaten insanın elini ellerini birleştirip namaz vaziyetinde rahat bıraktığında el hemen hemen göbek altına iniyor. O şekilde rahat tutması yani olduğu gibi indirmesi sünnettir. Li hadisi Ali'in radıyallahu an Hazreti Ali'den gelen bir rivayete göre en enne mine's sünneti sünnet olan Ved'ol yumna ale şimal sağ eli sol elin, sol elin üstüne konması e, tahte surrati ikisinin de göbek altına gelecek şekilde e, bağlanması bu şekilde yapılması sünnet Hazreti Ali'den gelen bir rivayete binaen. Ve sıfatul vad'i koyuş şekli nasıldır? Yani e, elleri birbirinin üstüne koymak nasıl olur? En yec'ale kişinin yapması. Bâtine keffil yümle sağ elinin içini sağ elinin içini ala zahiri keffil yusra sol elinin dışına koymasıdır. Yani sağ elin içini sol elin üstüne koymasıdır. Muhallikan halka yaparak bilhinsarı hınsar küçük parmak ibhem büyük parmak ve baş parmak bu ikisini halka yaparak bileği şu şekilde kavramak ve böylece sağ elin içini sol elin üstüne koymak. Ale <laughs> rüzgi bileğin üzerine koymak ya da. Yani bu şekilde olması. Biraz elin üstü oluyor, biraz da bileğin üstü oluyor aynı zamanda. Bu şekilde bileği kavrayarak tutmak. Bu sünnettir. Li ennehu lima varada ennehu sallallahu aleyhi ve sellem çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan varid olmuştur ki o yedaul kef ve al keffi sahili sol üstüne koymuştur Efendimiz. Bu şekilde bir rivayet de vardır. Ve veradel ehzu sahili sol üstüne koyduktan sonra bilekleri kavramak, tutmak şeklinde bir rivayette vardır. Yani iki türlü rivayet vardır bu konuda. sene dolayısıyla uygun görmüşlerdir. Güzel görmüşlerdir. Kesîrun minel meşâyih alimlerin pek çoğu tilke sıfete bu şekli uygun görmüşlerdir. Amelen bil hadisein iki rivayetle bir birden amel etmek için bunu uygun görmüşler. İki hadisi birleştirerek biz ikisini de uygulayalım demişler yani. Bunu daha güzel görmüşler. ile şöyle de denilmiştir ya da bazı imamlar, bazı alimler şöyle demiştir. Ennehu muhalifun li Bu şekilde hem eli elin üstüne koymak hem de bilekleri tutmak sünnete aykırıdır. Vel mezheb, mezheplerin görüşlerine de aykırıdır. Fe yenbeği, dolayısıyla ne gerekir? Şu gerekir. En yef'ale bi sıfeti ehadil hadiseyni merraten. iki hadisten bir tanesini bazen uygulamak. Yani bazen tamamen eli elin üstüne koyup böyle bu şekilde e, tutmak ve bilâhâr diğer hadisle de amel etmek merraten uhra diğer seferde yani bazen hadisin biriyle amel etmek bazen de biriyle amel etmek bazen üst üste koymak bazen de bileklerden tutarak yapmak şeklinde iki ayrı rivayet var. Eli elin üstüne koymak bu bir rivayet. Bilekleri kavrayarak bileği kavrayarak tutmak bu da ikinci bir rivayet. Bu iki rivayetle birden amel edilmez diyor bazı alimler. Bazen birisini yapar, bazen diğerini yapar. Bu şekilde fe ye'ti bil hakikati fihime, her ikisinde de gerçekten hadislerde anlatılan o sünnet şekli uygulamış olur. Yani ikisi de sünnettir, ikisini de ayrı ayrı yapmış olur. İkisini birleştirmek uygun olmaz demişler. Bu da bir görüş tabii ki ama e, önceki görüşte olduğu gibi çok rahatlıkla alimlerin çoğunun da uygun gördüğü üzere iki sünneti birleştirip e, bir anda uygulayabiliriz. Ve yusennu sünnettir. Ved'ul mer'eti yedeyhe. Kadının elini koyması. Ala sadrihe. Sine tarafına, göğüs kısmına koyması. Min gayri tahlikin. Herhangi bir halka falan yapmadan düz yani bu şekilde düz e, koyması. koyması. Li'ennehu esteru lehe. Çünkü bu pozisyon, bu şekil kadınlar için daha uygundur. Onların tesettürü için daha uygundur. Evet burada dersimizi bitireceğiz ama son tabirle alakalı kısa bir izata bulunmak istiyorum. Kadınlarla alakalı, kadınların namazlardaki hareketleriyle alakalı fıkıh kitaplarında çok rastlarız. Esteru lehe, esteru lehe şeklinde gelir. Yani onun örtünmesi için, onun tesettürü için daha uygundur şeklinde bir ifadedir bu. Bu sadece böyle içtihadi bir ifade değil. Yani ulema düşünmüş kadınlar namazda daha tesettürlü nasıl dururlar? Böyle dururlar deyip bunu belirlemiş değiller tabii ki. Tamamen içtihadi bir mevzu değil yani. Rivayetlere baktığımızda, sahabe rivayetlerine baktığımızda kadınların namazlarda bu şekilde hareket ettiği, bu şekilde davrandığı biliniyor, görülüyor. Dolayısıyla bu görüşün arkasında bir rivayet var. Rivayete dayanıyorlar. O rivayetlerdeki şekli, şekli anlamak için böyle bir e, hikmet arayışına giriyorlar ve neticede bunu söylüyorlar. Kadının böyle hareket etmesi hem ellerini bağlarken hem ellerini kaldırırken hem tahiyyatta otururken hem e, secdeye gidiş vaziyetindeyken e, bu şekil buralarda hep kadınların kendilerine has hareketleri vardır namazlarda. Uygulamalarda da bu böyle olmuştur yani Efendimiz döneminden bu yana. Farklı görüşler olmakla beraber tabii e, bu rivayetleri, bu uygulamaları anlamaya çalışırken hikmet olarak bunu söylemişlerdir. Bu hal kadınlar için daha tesettüre uygundur. Kadının yapısına da, kadının nezaketine, nezahetine daha uygundur diye ifade etmişler. Evet arkadaşlar bu dersimizin sonuna geldik. Sünnetlere, namazın sünnetlerine başladık. Bir sonraki derste aynı konuya devam edeceğiz.